TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftaya aslında terör yine damgasını vurdu ve sistematik terör. Aslında bunu Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı ilk olarak dillendirdi. Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. 4 yeni gözaltıdan bahsetti ve 20 Temmuz'dan bu yana IŞİD, DHKPC ve PKK'nın aslında sistematik, başta da söylediğimiz gibi, saldırıları devam ediyor. Bir taraftan da gündem yoğun, siyasi gündem yoğun, dış gündem yoğun. Dolayısıyla aslında birçok konuyla Türkiye baş edebilme çabası içerisinde. Bu akşam bütün bunları konuşacağız ama parantez açalım. Önemli bir parantez. Çünkü beni her zaman heyecanlandıran bir konu, teknolojiyi konuşacağız. TÜBİTAK'ı konuşacağız. Kiminle mi? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'la. Sayın Bakanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Nuri Bey, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı, programı beraber hazırlayıp sürüyoruz. Nuri Bey, sizlere de merhaba diyoruz. Sayın Bakanım, maalesef terör gündemimizden düşmüyor. Yine bu konuyla başlama durumundayız. Bir taraftan PKK'ya yönelik içte, Kuzey Irak'ta ve Suriye'de ilçelerde devam eden mücadele. Ancak dün Sultanahmet'te meydana gelen kanlı saldırı, 11 kişinin hayatını kaybetmesi, bu 11 kişinin de yabancı uyruklu olması, sanki bunun bir lütufmuş gibi anlatılması ama öyle değil. Türkiye aslında en büyük darbe, tam da dünyaya açılan penceresi olan Sultanahmet'te yapılan bir saldırı. Ne dersiniz? Bugünkü başbakanın açıklamaları ışığında da bu soruyu Evet. tekrar ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir insanın ölümü insanlığın ölümüdür. Haksız yere kıyılan her can aslında bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bunun Müslüman olması, Hristiyan olması, putperest olması, ateist olması, bunlar çok şey değil. Orada bir bizim inancımız ayrım yapmaz. İnsanın ölümü insanlığın ölümüdür. Haksız yere yapılan her cana kıyım bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Dolayısıyla bu noktada kesinlikle bir ayrım yapmak, bunun işte efendim yabancılar öldü, bu kesinlikle kabul edilemez. Hem inancımız olarak hem de Türkiye'nin taşıdığı medeniyet birikimi açısından bu kabul edilemez bir durum. Bunu özellikle söyleyeyim. Gerçekten ben ailelere sabır diliyorum. Yani çok ciddi bir durum. Allah'tan rahmet diliyoruz vefat edenlere. Bu çünkü masum insanları öldürüyor. Terör hiçbir zaman hedef seçmiyor. Orada kim, o anda kim varsa onun ölümüne oynuyor. Dolayısıyla orada ben öncelikle başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Bundan sonra da tabii terörün küreselleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bundan belki 10 yıl önce Afganistan'da terör vardı. Veya dünyanın işte Afrika'nın belli bölgelerinde terör vardı ama bize çok uzak geliyordu. 11 Eylül hadiselerine kadar Amerika'ya da çok uzak geliyordu. İşte Fransa'da son yaşadığımız hadiselere kadar belki bir Fransız'a, bir Alman'a, bir Belçikalı'ya çok uzak geliyordu terör. Ama terör öyle bir küreselleşti ki, o kadar hızla yayıldı ki, o kadar bütün dünyayı etkileyen bir konuma geldi ki bugün artık terör hiç kimseye uzak değil. Bize de uzak değil. Hele hele bizim bir terörün en yoğun olduğu bölgeye coğrafi komşuluğumuz olmasından dolayı bize de hiç uzak değil. Ama gerçekten şunu özellikle bugün özellikle vurgulamak durumundayız. Güvenlik güçlerimizin bugüne kadar gerek bu terör olaylarının önlenmesi noktasında gerek fiili tedbirler, gerekse istihbari tedbirler açısından biliyorsunuz çok ciddi bir mücadelesi var. Çok sayıda canlı bomba yakalanmıştı. Çok sayıda terörist faaliyet engellenmişti ama işte aradan bir tanesi belirlenemeyince böyle bir feci terörle... Bu da zaten terörle, takip edilen birisi değil. Evet, feci bir terör... Başbakan öyle söyledi. Feci bir terör olayıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Artık burada dünyanın teröre karşı topyekün, İkircikli değil. Topyekün bir tavır sergilemesi gerekiyor. Burada da terörün her türlüsüne aynı ilkesel yaklaşımla
tavır koymamız gerekiyor. Belki isim söylemeye gerek yok ama efendim mesela Almanya'dan bahsettiğimiz zaman biz çok üzüldük. Yani biz büyük iştenlikle bunu hani terör olduğu için söylüyoruz. Ama bir BND'nin DHKPC ile olan ilişkisi, Alman istihbaratının PKK'ya olan işte Deutsche Welle'da veya işte Alman radyolarında, işte yayın organlarında birçok konu. Hep yıllardır bizi üzen konulardan bir tanesi. Bizim yanımızda gibi durup da durmayan müttefiklerimizden bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman da sizce gelinen nokta itibariyle Avrupa, en azından Batılı müttefiklerimiz bunu anlayabildiler mi? Şimdi bu terörün küreselleşmesiyle birlikte ben ümit ederim ki bir tavır değişikliği olur. Ben şimdi neden? Şundan dolayı. Mesela Paris'te umutlanmıştım ben. Paris'teki tepkide, o ortak tepkide bütün dünyanın bir araya gelip tek yumruk olduğu bir şeyde umutlanmıştım. Ama Batuhan'ın sorusu çok haklı bir soru. Şunun için soruyoruz biz bunu. Aslında bunu açmamız lazım. Yani eğer terör örgütleri bir PKK, bir DAEŞ birileri tarafından ihale almıyorsa, birileri ona ihale vermiyorsa, hakikaten medeni dünya senin teröristin, benim teröristim, bana zararı olur veya mesela bir Kanada başbakanı ya bana çok uzak, onun için bir gün bizim kapıyı çalmaz diye düşünmeden ya bunlara hiçbir ihale vermiyorsa, başbakanın açıklamaların arasında onu da görüyorum ben. Ya bunların arkasındaki şeyleri asıl böyle onlara ihale verenleri, onlara ihale veren küresel aktörler, küresel uluslararası istihbarat örgütleri, bunları deşifre etme imkanı yok mudur? Uluslararası camia, Birleşmiş Milletler, NATO bunları yapamaz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere terörle destek vermek yılanla çuvala girmek gibidir. Eninde sonunda seni sokar. Hiç bunun kurtuluşu yoktur. Ve 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllarda teröre destek veren ülkeler, en azından göz yuman ülkeler şimdi terör noktasında bedel ödüyorlar. Ama maalesef sadece o ülkeler bedel ödemiyor. Onun yanında başkanım, hani kurunun yanında yaşta yanıyor. Şimdi Türkiye'nin bu hak etmediği bir durum. Yani İstanbul'da yaşanan olay Türkiye'nin kesinlikle hak etmediği bir durum. Çünkü Türkiye'nin bu konuda çok net diğer ülkeler hak etti diye söylemiyorum. Onu özellikle vurgulamam lazım. Ama teröre destek vermek konjonktürel olarak veya benim ülke çıkarım bunu gerektiriyor noktasında teröre destek vermek eninde sonunda kendi ayağına kurşun sıkmak, hatta kendi kalbine kurşun sıkmaktır. Bunun böyle bilinmesi lazım. Ama muhtemelen pek çok batılı ülke, isim vermeyelim, pek çok batılı ülke bu terör bizden çok uzaklarda. Biraz önce söyledim ya, yani terörün küreselleşmesinin çok fazla hesap etmediler. Bize nasıl olsa gelmez. Biz çok güvenli bir toplumuz. Çok işte sınırlarımız güvenli falan filan diye düşündüler ama şimdi terörün nerede nasıl ortaya çıkacağı ve ne kadar büyük canların yanacağı şimdi son olaylarda ortaya çıktı. Umarım, ümit ederim bu olaylar bütün dünyaya teröre karşı ilkesel tavır alma noktasında uyarıcı olur. Çünkü Türkiye'de maalesef terör örgütüyle Türkiye'nin mücadelesinde bırakın terör örgütüne destek vermeyi. Efendim, Türkiye'nin çok haklı işleyenleri bize vermediler, tabii, teslim etmediler. Çok yıllarca haklı mücadelesinde Türkiye'ye biliyorsunuz pek çok suçlama getirmişlerdi. Şimdi bu işlerde dediğim gibi yılanla çuvala girilmez. Teröre hangi gerekçeyle olursa olsun. Bu saldırıdan sonra hatırlayın, bundan 2 ay önce, 3 ay önce ülkenin cumhurbaşkanını da hedefe alarak, aslında ülkenin cumhurbaşkanını uluslararası mahkemelerde yargılatmanın psikolojik altyapısını hazırlamak adına Türkiye DAEŞ'a destek veriyor teraneleri okundu. Buna içeride destek veren, bu fikri destekleyen yazar çizer takımımız da oldu. Tüm bunlardan sonra yani DAEŞ'in, ya bu son bombayı patlatan kişinin DAEŞ'le irtibatı olduğu açıklandı, açık. Ya yani DAEŞ'in hem Ankara'da hem burada hem daha önce işte Güneydoğu'daki bir yerleşim yerimizde yaptığı saldırılardan sonra acaba Batı kamuoylarının bu konudaki algısı değişmiş midir artık? Yani böyle bir ön... Şimdi Batı kamuoyunun algısını biliyorsun değişmesine yol açacak medyanın oradaki takdimi önemli. Evet. Mesela bu son olaylarda ben çok yakın takip edemedim. Çok yoğun bir gündemle çalışıyoruz. Özellikle belki biraz sonra konuşuruz. Arge reform paketiyle ilgili yarın çok ciddi bir çalışma yaptık. Ama gördüğümüz şu, Fransa'nın
Beyrut'taki terör olayının yansıtılma biçimiyle İstanbul'daki terör olayının yansıtılma biçiminde bile bir farklılık var. Orada maalesef Batı medyasının Türkiye'ye ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı çok ciddi ön yargılı bir tutumu var. Ama bunların artık aşılması gerekiyor. Yani terörün dediğim gibi bir küresel tehdit olduğunu herkes çok iyi bilmeli. Ve bu terör buna ortak mücadele ilkesel tavır almak başta önemli. Ortak mücadele de yetmiyor. Yani burada ciddi bir şekilde. Efendim Nuri Bey'in sorusunda şöyle bir önemli nokta var. Bu paralel yapının Türkiye'de IŞİD'in yanında terörü destekliyor. Uluslararası mahkemelerde Türkiye'yi yargılatma çabası. Bakıyorsunuz David Cameron, İngiltere Başbakanı bunun tam tersini söylüyor. Almanya bunun tam tersini söylüyor. Amerika bunun tam tersini söylüyor ama bir taraftan paralel yapı ve Fethullahçı terör örgütü ısrarla işte Türkiye IŞİD'in yanında destek veriyor, yani silahlar gidiyor. Bunu sadece onlar yapmıyorlar. Onun yanında bizim müttefiklerimiz evet bunu artık ikrar etmeye başladılar. Yani Amerikan Savunma Bakanı bugün, Amerikan Genelkurmay Başkanı Türkiye'nin DAEŞ'le mücadelede çok stratejik bir rol oynadığını, çok kritik bir rol oynadığını daha bir gün önce açıkladı. Evet. Ama bunun yanında Rus yetkililer, İranlı yetkililer böyle şöyle dil altından tabii şöyle bunu söylüyorlar. Aslında hani biraz da konjonktür. Evet. Mevlana Hazretleri'nin o ben demiş söz kadar sözün kimin söylediğine de bakarım. Öyle. Yani adam mı olduğunu, adam mı? Ha, evet. Söyleyenin adam mı olduğuna. Söyleyen adam mı diye bakarım. Çok güzel de o. Evet. Çok veciz bir söz. Şimdi bugün, önce söze bugün, bakarım söz mü diye. Söz mü sonra diye, adama sonra bakarım söyleyen adam mı diye. Adam mı diye. Evet. Şimdi bugün eğer Rusya'nın, İran'ın veya işte benzer ülkelerin Türkiye'nin DAEŞ'e işbirliği yaptığını söylemesi o kadar absürt. O kadar saçma bir şey ki bugün Rusya'nın ne yaptığını bilmeyen yok. İran'ın bölgede hangi olayların içerisinde olduğunu bilmeyen yok. Şimdi bunların söylemesinin bir kıymeti harbiyesi yok. Yalnız son olaylar özellikle 23 Temmuz'da biliyorsunuz 20 Temmuz Suruç olayındaki DAEŞ'in rolünün ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin operasyonel bir tavır almasından sonra Batı'daki kamuoyu biraz daha değişmeye başlamıştı. Bu son olay eminim ki Batı kamuoyunun Türkiye'nin bu noktadaki DAEŞ'le mücadeledeki kararlılığını bir kez daha vurgulamış olur. Yani bu noktada dediğim gibi kamuoyu yapıcılarının özellikle medyanın çok dikkat çekici bir söz vardı. Tam o söylediğiniz için araya giriyorum özür dileyerek. Bugün Sayın Başbakan dedi ki çok ilginç bağlantılarla karşı karşıyayız. İpin ucunu çektikçe başka şeyler geliyor. Bu IŞİD veya DAEŞ, IŞİD olduğu için, IŞİD takıldığı için ağzımıza söylüyoruz. DAEŞ aslında, IŞİD'i kullanmamak gerekiyor. Zaman zaman birçok kişinin başkalarının adına bunları gerçekleştiriyor. Bunun arkasında bunu kim var, onu çıkartacağız. PKK da yapıyor aynı. Şimdi bütün terör örgütleri taşeronluğa heveslidir. Bütün terör örgütleri taşeronluk yapar. Bugün bu İstanbul'un göbeğindeki olay, DAEŞ'in başka bir merkez adına taşeronluk yapıp yapmadığını şu anda bilmiyorum. Tam kesin ama bilmiyoruz olabilir ama buna yönelik bazı emarelerin olduğunu da Sayın Başbakanımız en azından dolaylı olarak ifade etti. Yani ipin ucunu çektikçe başka şeyler çıkıyor. Şimdi bunu tabii ki somutlaştırdıktan sonra konuşmak durumundayız ama bu ihtimali hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Sayın Bakan bunu güçlendiren o kadar çok emare var ki. Şimdi bakın, bizim tabii bakın, bizim sorumluluğumuz. Tabii ki, siz sorumluluk mevkiindesiniz. Yani DAEŞ'in bomba patlatabileceği başka bir yer mi yok? Sultanahmet bir semboldür Türk turizminde. İstanbul için bir semboldür. İstanbul artık küresel bir kenttir. Bizim turizm cazibemizin büyük bir bölümünü İstanbul çeker ve İstanbul'da özellikle batıda gelen her turiste sorun ilk adresi Sultanahmet'tir. Gayet tabii. Bir, iki, bu pimi çeken her kimse o Alman grubunun içerisine bilerek giriyor. Yani o grubu takip ediyor. O grubun içine girip bombayı patlatıyor. Özellikle yani Almanlar. Hedef yani hepsinde bir mesaj var. Şimdi hepsinde tabii ciddi bir altyapısı var ya. Bir terör örgütü bir eylem yaptığında kaçmak birden çok amacı gerçekleştirmek ister. Evet. Yani bir taşta birkaç kuş, hele hele o derenin taşıyla birkaç derenin kuşlarını vurmayı terör örgütleri önemser. Bu eylem de birden fazla amacı gerçekleştirmeye yönelik bir eylem. Bu çok açık. Bir kere bir insanlara korku salmak, propaganda yapmak, aynı zamanda da Türkiye'nin turizmine yönelik çok ciddi bir darbe vurmak anlamına geliyor ama
Bu aslında tersi de ters de tepebiliyor. Eğer bundan sonraki süreçte Türkiye şu iki gündür ortaya koyduğu sağduyu koyarsa, bazılarını dışlayarak söylüyorum bunu, Türk halkının genelinin ortaya koyduğu sağduyu koyarak yoluna devam ederse, ben bunun en azından turizmimizin bundan çok da olumsuz etkilenmeyeceği kanaatindeyim. Ama burada her türlü ihtimali hesaba katmak durumundayız. Evet. Bu terör saldırısının ana amacının, ana gayesinin ve diğer amaçlarının ne olduğunu çok çok iyi değerlendirip ona göre tüm tedbirlerimizi almak durumundayız. Bunun bir alt başlığına geçelim. Bir taraftan da Güneydoğu'da çok ciddi bir terör operasyonu devam ediyor. Üç ilçede özellikle Cizre, Silopi ve Sur'da. Bir taraftan da Kuzey Irak'taki Metine, Hakurk, Zap ve Kandil dün akşam itibariyle tekrar %30'luk bir barınma alanı daha kalmış. Onlara yönelik operasyonlar devam ediyor. İçeride dışarıda. Suriye'de işte bir taraftan Fırat'ın batısına geçilmemesi için PYD ile ciddi bir aslında mücadele var. Terör mücadelesi var orada da. Ve bir taraftan da Suriye'den Türkiye'ye gelip Türkiye'yi Suriyeleştirme, iç savaş izlenimi verme, Kobani gibi işte sokak tırnak içerisinde çatışmalarının veya savaşlarının olduğunu söylenmesi. Ne dersiniz? Bunlar hepsi iç içe girdi o sistematik sistemin içerisinde. Bizim açımızdan şunun için önemli. Ya siz %49,5 oyla müthiş bir başarı sağladınız. Müthiş bir siyasi başarı sağladınız. Bu sadece sizin başarınız değildir. Bu milletin başarısıdır. Bu kadar güzel bir sonuç almışken Türkiye güldür güldür. Biz sizinle şimdi konuşacağımız o kadar çok şey var ki belki de tuzağa düşüyoruz ve bunları konuşamıyoruz. Bize başka şeyler konuşturuyorlar. Biz enerjimizi içeriye şey yapıyoruz. İşte İstanbul'la uğraşıyoruz. Evet, o ilçelerle uğraşıyoruz. Oysa siz %49,5'la daha millet ne verebilir? %49,5'la şu anda silip süpürüyor gidiyor olmanız gerekir. Belki gidiyorsunuz da biz bu işlere kilitlediğimiz için haberdar değiliz. Veya biz merceklerimizi o tarafa çevirmiyoruz. Onun için Batuhan'ın söylediği önemli. Şimdi belki %49,5 halkımız bize önündeki bu riskleri gördüğü için verdi. Evet. Yani burada bizim koalisyon çıksaydı bizim şu an darmadağın olmuştuk. Zaten bakın 5 ayda onu değil mi? %41'den %49,5'a. Halkımızın AK Parti'ye getirmesinin en önemli sebebi bölgesel gelişmeler ve küresel gelişmelerin oluşturacağı riski ancak güçlü bir iktidarın göğüsleyebileceğini, bununla mücadeleyi ancak güçlü bir iktidarın yapabileceğini gördüğü için bu desteği verdi. Şimdi biz de bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Evet, şu anda Türkiye hem bölgesel hem küresel konjonktürün getirdiği sıkıntılarla mücadele ediyor. Ama Türkiye bu mücadeleyi yeni yapmıyor. Yani bu topraklar bize vatan olduğundan beri bizim rahat geçen kaç yılımız vardır bilemem. Yani bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var diyorsun. Şimdi Napolyon, Sayın Başbakanımız da ifade eder. Bir çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki eğer dünya tek bir devletten müteşekkil olsaydı hiç kuşkusuz başkenti İstanbul olurdu diyor. Yani evet. Dünyanın merkezi İstanbul, Türkiye. Eğer dünyanın merkezinde yaşıyorsanız bunun da bir bedeli var. İşte şu anda dünyadaki bütün problemlerin yarısından çoğu bizim bölgemizde. Tabii canım, yani sizin komşularınıza bakın. Ermenistan. Bizim bölgemizde. Doğru. Dolayısıyla işte biz burada bir ülkemizi güçlü tutmak durumundayız. Türkiye her alanda güçlü olmalı. Ekonomik olarak çok güçlü olmalı. Siyaset sistemi olarak, yani yönetim yapısı olarak güçlü olmalı. Savunma olarak çok güçlü olmalı. Dış politikada çok etkin olmalı. Şimdi bütün bunlar Türkiye'yi bir zorunluluk olarak Türkiye'nin önünde. Biz AK Parti olarak 13 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer son dönemde terörle mücadele ciddi bir başarı varsa, terör örgütünün belinin kırılması noktasına geldiyse, şu AK Parti'nin 13 yılda özellikle bilimde, teknolojide ve savunma sanayinde ortaya koyduğu performansın sonucudur bu. Bunu daha öncesinde konuştuk. Evet. Şimdi dolayısıyla biz bu coğrafyanın insanıyız. Ülkemizi buradan alıp dünyanın başka bir yerine götürme şansımız yok. Evet. Bir İskandinav ülkesi değiliz. Efendim veya işte Yeni Zelanda tarafında bir ada ülkesi değiliz. Dolayısıyla evet, biz coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluklarını yerine getirmek durumundayız. Ve şu anda bütün
Gayretimiz bunun için. Zaman hızlı geçtiği için efendim hızlı hızlı soruyoruz. Evet. Kusura bakmayın. Tabii bir taraftan da işin çok önemli bir noktası var. Sayın Cumhurbaşkanı sizin de katıldığınız TÜBİTAK bilim ödülleri töreninde şöyle bir ifade kullandı. Artık kör değiliz. Göktürk uydusuyla bu terörle mücadelede katkısını aslında orada vurguladı. Bir taraftan yerli silahlar kullanılıyor. Terörle mücadelede etkin bir şekilde. Tüfeğinden füzesine, akıllı bombasından uydusuna kadar. Bununla ilgili bize söyleyeceğiniz yeni veriler var mı? Göktürk bize ne kazandırdı? Bu akıllı bombalar bize ne kazandırdı? Şimdi, dağ taş bombalanıyor diye artık eleştiren artık kalmadı. Çok şükür dağ taş bombalanıyor diye eleştiren kalmadı. Aksine Türk Silahlı Kuvvetleri resmi açıklamasında artık hedeflerin... Artık Twitter'dan bunları paylaşıyorsunuz. Biz tabii, de ilgiyle tabii, takip ediyoruz. Hedefini %99'un üzerinde bir isabetle vuruyor. Artık dağ taş bombalanırken arka altta teröristler mağaralarında, sığınaklarında keyif çatmıyorlar, çatamıyorlar. Şimdi Göktürk 2 uydusu bize çok büyük bir imkan sağladı. 2,5 günde bir hatırlarsanız Yaşar Büyükanıt Paşa artık biri bizi gözetliyor, BBG evi gibi oldu demişti. Hatırlar mısınız? O zaman biraz şey konusu da olmuştu, tartışma konusu. Şimdi 2,5 günde bir geçiyor şeyde. Şimdi yeni bir çalışma yapıyoruz. Tabii yeni bir çalışma yapıyoruz. Göktürk 2'yi yenileyeceğiz. Evet. Günde 4 defa geçecek ve şu anda 2,5 metre çözünürlükte ve 50 santim çözünürlüğe inecek. Günde 4 yani defa 5 geçecek. Yani 5 kat daha... Tabii günde 4 defa zaman, geçecek. Bu inşallah 2018'in Haziran'ı gibi bitirmeyi efendim hedefliyoruz. Anlık izleyeceksiniz projeyi. O zaman yani tabii, öyle yani demek. Günde 4 defa 6 geçecek. 6 saatte bir izlenecek. Tabii ayrıca şimdi bu son olaylarda insan hava araçlarından ciddi derecede yararlanıyoruz. Evet. Biz eğer Türkiye Cumhuriyeti olarak bu insan hava araçlarının yerleştirilmesi, kendi ürettiğimiz İHA'ları kullanmayı bırakmış silahlı olsaydık. İHA'larla. Silahlı, şimdi silahlı İHA'lara yeni başladık. Onu daha şu anda fiilen kullanmaya başlamadık. Yakında başlayacağız. Ama eğer biz bunu yapmayıp da bazı ülkelerin, birilerinin o sevdiği güney ülkeleri var ya, bazı ülkelerin insafına kalmış olsaydık, evet, biz bugün bu denli etkin ve sonuç alıcı terörle Göktürk mücadele bir, yapamadık. Göktürk 1 ne durumda? Göktürk 1 uydusu. Şimdi Göktürk 1 istihbaratta şey var. Hizmet verecek olan. Şöyle Göktürk 3 vardı. Göktürk 1 henüz bildiğim kadarıyla değil de oraların evet, sayısı evet, henüz şeyimde aklımda değil ama şunu söyleyeyim. Göktürk 2 şu anda çalışıyor. Tamam. Yani hizmette. O birden Göktürk önce gönderildi. 2'yi yeniliyoruz. Evet. Tamam. Onu yenileyeceğiz. Havada tamam, yani şu an uzaydakini yenileyeceğiz onun, tekrar yazılımını. Yani aynı versiyonda 5 kat daha yüksek çözünürlükte ve 2,5 günde bir alan üzerinden geçen şeyi de süreyi de günde 4 saat şey 4 defa yani 6 saate. Evet. Düşünün 48 60 saatten 6 saate onda 1'e çekiyoruz. Yani daha önce bir defa geçilen yerden biz aynı sürede 10 defa geçeceğiz. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Dolayısıyla bütün bunları yaptığımızda bu noktadaki Türkiye'nin sadece bunu askeri amaçlı düşünmeyin. Tamam. Tarımsal rekorteden trafiğe kadar. Şu an gündemimiz terör olduğu için tabii, onu soruyoruz. Yani bütün bu alanlarda Türkiye bu teknolojiyi kullanarak çok daha etkin ve verimli bir hizmete gelecek. Sizin çok gelecek. Böyle bunları konuşmaktan çok hoşlanmadığınızı fark ettim. Hemen kendi konunuza geçelim isterseniz. Yarın Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yapacaksınız diye biliyorum. Yok, pazartesi başbakan yaptık. Lazım. Başbakanımıza sunum yapacaksınız herhalde. Yaptınız veya işte bakanlar konusunda. Yeni ARGE sistemiyle ilgili. Evet. Bundan ilgili bir çalışmanız var. Şimdi isterseniz hem ona girelim hem de biz sizin sözünüzü bölmemek adına. Sayın Başbakan'ın ilk 3 ayda biz seçim beyannamemizde verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Sizin bakanlığınızı ilgilendiren neler var? Bir de ikisini birleştirerek. Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz bu pazartesi günü yani evet, geçtiğimiz Bakanlar Kurulu'nda ARGE reform paketini Bakanlar Kurulu'muza sunduk. Evet. Ve ciddi bir müzakere yaptıktan sonra yarın sabah saat 10.30'da Sayın Başbakanımız TÜBİTAK'ta ARGE reform paketinin içeriğini açıklayacak. Bu ciddi bir reform paketi. Gerçekten Türkiye'de 2008'de çıkan 5746 sayılı ARGE kanunu Türkiye'de ARGE'de ciddi bir sıçrama yaptırdı. Çok önemli sonuçlar elde ettik. Mesela şöyle düşünün, 2008'den 2014 yılına kadar 141 tane ARGE merkezi kuruldu. Ve en az 50 tam zaman eşdeğer
personel sayısıyla kuruldu. Bu çok çok önemli bir reformdu ve adımdı Türkiye için. Sonra biz bu 50 sayısını 30'a çektik. Ve bir yılda da yaklaşık 90 tane, hatta 141'den 234'e çıktı. Şu an bugün itibariyle 235 ARGE merkezimiz var. Şimdi inşallah bunu Sayın Başbakanımız yarın açıklayacak. Bu sayıyı 15'e sektörel itibariyle çekme imkanımız olduğu zaman çok daha sayı artacak. Şimdi bu Türkiye açısından yeni bir sıçrama oluşturacak. Artık Türkiye'nin ikinci sıçramayı yapabilmesi lazım. Birinci sıçrama dönemi Türkiye'de 2002'den 2015 yılına kadar gerçekten başarıyla gerçekleşti. Küresel krize rağmen Türkiye bu dönemde biliyorsunuz yani en son 1929 küresel krizi yaşadı dünya bu oranda etkili olan. Ondan sonra bir de İkinci Dünya Savaşı yaşadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli küresel ekonomik kriz ki o dönemde bir savaş vardı. Ama 29 krizinden sonra en önemli kriz 2008 krizi. Bu krizin içinde olmasına rağmen biz 13 yılda ortalama %5'e yakın bir büyüme yakaladık. Bu son derece önemli bir sıçramaydı. Bunu 2002 yılının sonunda başladığımız iktidar döneminde yaptığımız reformlarla gerçekleştirdik. Şimdi ikinci bir sıçrama dönemi yaşamak durumundayız. Bununla ilgili de her türlü çalışmayı yapmıştık biliyorsunuz. Evet. 25 tane öncelikli dönüşüm programı, 1500'e yakın eylem ortaya koymuştuk. Şimdi ikinci nesil reformları hayata geçirerek Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretmesi, nitelikli ve sürdürülebilir bir üretim yapısına kavuşması, Türkiye'nin aynı zamanda cari açığı azaltması, ithalat bağımlılığını azaltması ve geleceğin teknolojilerine yoğunlaşarak geleceğin dünyasında ben de varım demesi için ikinci bir sıçrama dönemini yaşamamız lazım. Şu anda bizim kilogram ihracat fiyatımız 1.7 dolar civarında. Kilogram ihracat fiyatımız. Kilogram ihracat fiyatımız. Yani toplam yaptığımız ihracatın, kilogram ihracatını elde ettiğimiz gelirle oranladığınız zaman, yani elde ettiğimiz geliri kilograma böldüğünüz zaman 1.7 çıkıyor. Evet. Bu Almanya'da 4 dolar civarında. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak bunun ilk etapta 3 doların üzerine çıkarmamız lazım. Aslında vatandaşın kolay anlaması için 4 tır portakal gönderiyoruz Almanya'ya. Herhalde 2 tane tablet alıyoruz gibi. Yani tabletler biraz düştü de ama şöyle söyleyeyim. Onun mukayeseli rakamları vardı ama ben çok zamanınızı almayayım. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye'nin kilogram ihracat fiyatını artırması lazım. Daha katma değeri yüksek. 4 dolara yaklaşmak lazım. 3 doları geçersek Türkiye 500 milyar dolar rahat yakalar. Rahat yakalar. 3 doları bulursak üstüne atmak 3 dolara lazım. Çıkmanın yolu işte, da ARGE ve inovasyondan geçiyor. Bu işte efendim domatesle portakalla olmuyor. Domates portakal olacak. Şimdi, devam etsin ama. Tabii, şimdi biz hiçbir zaman şu noktada değiliz. Domates portakalı bırakalım demiyoruz. Portakaldan vazgeçelim demiyoruz. Ama. Biz tekstilden konfeksiyondan vazgeçelim demiyoruz. Ama. Tekstilde daha katma değeri yüksek ürün üretelim. Konfeksiyonda markalaşalım. Şu takım elbiseyi elin adamı bizden diyelim ki 100 dolara satın alıyorsa sadece etiketini yapıştırarak 500 dolara satmasın. 800 euro 1000 dolara satan, 800 euroya satan var. Şimdi bunu hedeflemek durumundayız. Bunun yolu ne? Bunun yolu ARGE ve inovasyon. Efendim, başka bir yolumuz tam yok. Tam şeyi gelmişken çok mesaj geliyor. Bilmediğim de bir konu ama kodlama dersleri bilmiyorum bunu. Sayın Bakanımıza onu, tam da onu söyleyeyim. Biraz sonra isterseniz konunun bu, içerisinde. Kodlamayla mı ilgilidir? Kodlama artık Türkiye'nin dünyanın girdiği dijital çağda okuma yazma demek. Anladım. Yani bu dijital çağda okuma yazma. Dijital okur yazarlık gibi bir şey oldu kodlama. Tamam. Eğer bu çağda siz kodlamayı çocuklarınızı öğretmezseniz ne sanayi 4.0'a geçebilirsiniz. Ne nesnelerin internetinde siz var olabilirsiniz. Ne big data'da veya büyük veride işte efendim bulut bilişimde bunlarda kolay kolay var olamazsınız. Şu an Türkiye'nin en büyük gücü nitelikli insan gücü, en büyük açığı da nitelikli insan açığı. Doğru. Dolayısıyla bu konuda sizi özellikle... Bizim bu konuda çok yoğun bir çalışmamız var ve Milli Eğitim Bakanlığımız da şu anda kodlamanın okullarda müfredata girmesiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Tamam. Bunu Bakan Bey'le konuştuk. Nabi Bey'le Sayın Bakanımızla konuştuk. Onu o şekilde kısaca cevaplamış olayım ama konusu... burada ARGE ve inovasyon Türkiye'nin önümüzdeki ikinci sıçrama yapmasında en temel kavramlar. Bu ARGE ve inovasyon olmadan Türkiye
kilogram ihracat fiyatını 3 dolara yani getiremez. Orta gelir tuzağından kurtulmanın birinci basamağı evet, bu mudur? Bu. Bunun dışında artık bir yolumuz yok. Bu mecbur istikamet. Ve bu noktada da Ar-Ge ve inovasyonda da Türkiye 13 yılda çok ciddi bir mesafe aldı. Fakat şimdi yeni bir sıçrama gerekiyor. Onun için de yeni bir reform paketi gerekiyordu. Biz bakanlık olarak çok yoğun bir çalışma yaptık. Sürpriz ve şeyler duyacak mıyız yani? Çok güzel şeyler duyacaksınız. Mesela efendim. Böyle... Onu Sayın Başbakanımızın ağzından duymanızda. Nuri Bey alalım. Ya yok biz şeyi almayalım ama ipucunu alalım en azından. Şimdi efendim. Şöyle söyleyeyim. Bu sektörde bulunan herkesin ya gerçekten bu kadarını beklemiyorduk dediği bir paket. Bu kadar tam söyleyeyim. Tam da teknolojik anlamda aç olduğumuz bir evet. alan. Türkiye'nin en önemli ihtiyaç alanlarından biri. Dikkat ederseniz şimdi biz vaatlerimizi hayata geçiriyoruz. Bizim bakanlıkla ilgili Nuri Bey'in evet. söylediği soruya da cevap vereyim. Bizim ilk 3 ayda yapılacak işlerden en önemlisi KOSGEB'in girişimcilere verdiği desteğin 50 bin liraya biliyorsunuz karşılıksız desteğin 50 bin liraya çıkarılması. Evet. Genç girişimcilere verdiğimiz evet. desteğin 100 bin lirada faizsiz kredi evet. uygulaması. Bunun evet. da %80'ini kadınlarımızda ve gençlerimizde %85'ini kredi garanti fonuyla teminattan kurtarmamız. Tamam. Şimdi bunu hayata geçirdik. İsterseniz o veriyi sizinle hemen paylaşayım. Çok ondan iyi. Sonra şeye geçeyim. Bakın bizim efendim KOSGEB'e geçmeden önce Ar-Ge ile ilgili bir iki sorumuz daha olabilir. Hayır, tabii ki. Ben Nuri Bey'in sordu hani bakanlığı ilgilendiren konu. Bakanlığı ondan sonra isterseniz bakalım. Mesela şu anda biz 17 Aralık'ta KOSGEB İcra Kurulu'ndan bu 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi kararını geçirdik. Doğru. KOSGEB İcra Kurulu bu kararı aldı. Uygulamaya ve şu anda yani. 860 şu anda uygulamada. Eyvallah. 17 Aralık'tan itibaren uygulamada. 868 sertifika alan girişimci adayı iş planını sundu. Daha önce biz biliyorsunuz girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Hmm. Şimdi girişimcilik eğitiminden yararlanmaya şart koşuyoruz. Niye? Bu kamu parası. Hmm. Böyle ben iş kuracağım bana para ver demek olmuyor. Önce bir girişimcilik eğitimi. Bunu nasıl kullanacağını öğretelim diyorsunuz. Şu ana kadar diyorsunuz. Da 300 bine yakın insanımız girişimcilik evet. eğitimi aldı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bunlardan 868 kişi şu ana kadar bu biraz yaklaşık edelim. 20 günlük süre içerisinde 21 gün işte 20 günden az bir fazla bir süre içerisinde bize iş planını sundu. Bu iş planından 253 tanesinin uzman onayı gerçekleştirdi ve bunlar artık şimdi destek süreci başladı bunlardan. Bu destek sürecinin sonucunda evet senin iş planın gerçekten bizim kriterlerimize uygun dediğimiz kişilere 50 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Daha sonra ihtiyaç duyduğu anda da 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi vereceğiz. Yani efendim 50 bin lirayı 100 bin liraya doğru çıkarttınız Hayır, mı? Hayır 30 bin lirayı da 50 bin liraya çıkardık tamam, onu. Tamam 50 bin lirayı. 70 bin liraya faizsiz krediydi onu da 100 bin liraya çıkardık ama tamam. orada bir teminat problemi vardı. Teminat problemini de çözdük. Tamam. Yani bu finansmana erişim genç girişimcilerimiz açısından kolaylaştı. Tamam. Şimdi bu hükümetimizin de çok önem verdiği bizim de bakanlık olarak. Biriydi. Girişimcisi olmayan ülkenin sürdürülebilir kalkınma yakalama şansı yok. Bunu çok net biliyoruz. Devlet eliyle kalkınma diye bir düşünce artık dünyada yok. Ülke kalkınacaksa girişimci sayesinde kalkınacak. Kendi işini kurmak isteyen insana biz destek veriyoruz. Kendi işini kurduğu zaman yanında birkaç tane de insan çalıştıracak. İstihdama katkı sağlayacak, üretime katkı sağlayacak, hizmet sektöründe katkı sağlayacak ve ülke değer üretecek. Bu açıdan şu anda bu başarıyla yürüyor. Eyvallah. Ama biz daha çok bakanlık olarak vaat tarafında değil de reform tarafındayız. Reformda epey yani, sizin işiniz var. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz reform tarafındayız. Ve Sayın Başbakanımız bizzat kendisi açıklayacak yarın Ar-Ge reform paketini. Evet. Neden? Türkiye'nin önümüzdeki dönemde nitelikli üretim ve katma değeri yüksek üretim önceliği var. Bu önceliğin gerçekleşmesinde de en kritik adımlardan biri Ar-Ge reform paketi. İlk adım. Şimdi inşallah bu noktada yani dikkat edin sadece vaatler üzerinden yürümüyoruz. Hı hı. Ve bu inşallah hükümetimizin uygulamaya koyduğu en önemli ve ilk adımlardan biri olacak. Evet. Bunu inşallah yarın Sayın Başbakanımızın kamuoyuna açıklamasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu efendim, sevki gerçekleşecek. Evet, ondan sonra 4 dolara ulaşmada en az 3 dolar ilk etapta evet. Evet yani 3 hedef 4 dolar ya 4 dolara ulaşmada ilk adım mıdır bu? Çok önemli bir adım. Bunlar evet. tabii ki hiçbir zaman
yani hiçbir şey yapmadık da şimdi sıfırdan başlıyoruz anlamında olmaz. Ama şu ana kadar yaptığımız çalışmaları bir yeni bir seviye kazandıracak. Tabii yeni bir ivme kazandıracak ve bizim şu ana kadar yaptığımız çalışmalara çok daha güçlü destek verecek bir paket. Ve çok ciddi bir hazırlık yaptık buna. Yani gerçekten bütün paydaşları dinledik. Geçmişte öyle bir teşvik vardı ki, yani çoğu orta ölçekli sanayici bile ciddi argeler kurdular. Şimdi diyor ki herkesin şimdi yapacağımız ondan çok kat kat çok daha iyi ve herkes bu kadar olabilir diyorsa bu bayağı şeyi geliştirecek. Yani yarın detaylı detayları açıklandığı zaman X markası mesela. Evet. Bu Ar-Ge ile işte atıyorum dünyada bir işte dünyadaki önemli markaların arasında yer alması için de herhalde önemli bir şey olacak. Tabii şimdi biz onlara o zemini hazırlıyoruz. Diyoruz ki bakın siz bir konfeksiyon ele alın. Kumaşınızı daha kaliteli hale getirmek için ne yapmak durumundasınız? Ar-Ge yapmak durumundasınız. Daha kaliteli, daha alımlı, daha gösterişli, daha fonksiyonel bir kumaş ürettiğinizde ve bunu dünyada piyasaya ilk siz çıkarırsanız çıkaracağınız fiyat çok yüksek oluyor. O oradan elde edeceğiniz gelir size daha fazla Ar-Ge yapma imkanı sağlıyor. O yaptığınız Ar-Ge sonunda daha iyi bir ürün üretme imkanınız geliyor. Doğru. O ürünü ilk siz ürettiğiniz için katma değeri çok yüksek olacağı için size markanız gelir, da değerleniyor. Bu işte hem markalaşmayı teşvik ediyor. Yani 100 ediyor. Dolarlık takım elbise tabii. Belki siz de 500 bakın, dolara satacaksınız. Ar-Ge merkezleri zirvesi yapıyoruz biz. Daha önce konuşmuş olabiliriz. Ar-Ge merkezleri zirvesinde bize o kadar çok ürün gösterdiler ki arkadaşlar hayran kaldık. Gerçekten gurur duyduk. Hele bir tane birkaç tane şey var. Düşünün siz bir kumaş gösterdiler. Sayın Bakanım dediler bu kumaşın tahmin edin kilogramı ne kadardır? Kaç dolardır? Hadi 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar. 600 dolar dediler kilogram fiyatı. 600 dolar. Nedir bu? Yanmaya karşı dayanıklı nanoteknolojiyle üretilen kumaş. Şimdi bunu ürettiğiniz zaman o 600 dolarlık kumaşın maliyeti kesinlikle 60 doların üzerinde değildir. Katma değeri burada işte. Ama ilk üreten sizsiniz. Ama ilk üreten sizsiniz. Dolayısıyla o ürün artık dünyada harcı alem haline gelene kadar onun kaymağını siz yiyorsunuz. Atalan Üsküdar'ı geçiyor tabii, sözü burada buradan karşılık elde buluyor. Ettiğiniz geliri ne yapıyorsunuz? Bu konuda daha ileri Ar-Ge'ye harcıyorsunuz. Doğru. Veya diğer alanlarda daha ileri Ar-Ge'ye harcıyorsunuz. Bu da ne oluyor? Ülkeye de kazanç sağlıyor, size de kazanç sağlıyor. Doğru. Sırada ne var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sırada ne var derken her alanda çalışıyoruz. Biz şunu yapıyoruz. Kim Ar-Ge yapmak istiyorsa devlet olarak biz yanındayız. Kim Ar-Ge yapmak istiyorsa sizin karşılaştığınız maliyetin bir kısmını biz üstleniyoruz. Teşvik gibi bir şey mi algılayalım? Teşvikten öte destek. 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 Bunların büyük bir kısmı... Ben laboratuvar kuracağım. Nanoteknoloji kumaş üretmek için. Evet. Diyorum size. Ama diyorum ki ya benim bu derin sularda yüzmeye mecalim yok. Sayın Sanayi Bakanı ve Sanayi Bakanlığı diyorum. Öyle mi yapıyoruz efendim? Bunları daha çok Kalkınma Bakanlığımız laboratuvarları destekliyor. Biz TÜBİTAK olarak uluslararası laboratuvarların Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz. Ama şunu yapıyoruz. Şu anda bizim sanayide üretim yapan ama Ar-Ge yapmak isteyen şirketlerimize diyoruz ki siz Ar-Ge merkezlerinizi kurun. Ar-Ge merkezlerinizi kurun. Ve bu Ar-Ge merkezlerinde sizin yapacağınız masrafların bir kısmına biz ortak olalım. Niye? Maliyetin bir kısmını biz üstlenelim. Biliyoruz ki Ar-Ge zor bir iş. Ve sadece ticari kaygılarla yapılacak bir iş değil. Ama artık Türkiye'nin geldiği bu noktada da Ar-Ge'den başka ya bir çıkış bizim yolu yok. Sanayicimiz Ar-Ge'nin bir kaymağını görse. Şimdi görenler... Görenler bakın, bırakmazlar görenler, o işi yani. Görenler, ben seçimler esnasında, bir önceki seçimde de ben milletvekili adayıydım. Seçimler esnasında bu şeyleri dolaştım. OSB'leri, organize sanayi bölgeleri. Oralarda böyle çok savunma sanayini üreten, çok böyle şeyli, çok hevesli, tabii, çok istekli, Ar-Ge'si Ar-Ge'si olan... Ve hepsini sizin bakanlığınızdan destek ya alıyorlar. 2008'de Türkiye'de heyecanlılar ya. Türkiye'de 2008'de neredeyse hiç Ar-Ge merkezi yoktu. Evet. Bugün itibariyle 234 Ar-Ge merkezi var.
Orada aklımıza ara mal geldi. Hani ara mallı tabii Türkiye. Tabii işte burada biz şimdi burada onu şunu da soralım efendim. Yani biz o eski durumda değiliz değil mi? Ara malların hepsi ithal edilmiyor. Artık üretilmeye başladı. Ara mallarda dışa bağımlılıkta gittikçe azalıyoruz. Yani hamdolsun dışa bağımlılığımız azalıyor. Burada bir taraftan ara malın maliyeti yükseliyor dolar yükseldikçe. O da iç piyasadan ara malını temin etmeyi daha çok teşvik ediyor. Diğer taraftan sanayicilerimiz Ar-Ge ve inovasyon yoluyla kendi ara malı maliyetlerini düşürüyorlar. Yani Ar-Ge ve inovasyon sadece yeni bir mal buluş yapmak değil. Aynı zamanda bir geliştirme faaliyeti, araştırma ve geliştirme. Bunun Türkiye'ye çok ciddi faydası var. Ve Türkiye bunun daha meyvelerini almaya başlamadı henüz daha tam olarak. Ama bir düşünün otomobil fabrikamız. Bütün aracını Türkiye'de tasarımını, mühendisliğini, prototipini Türkiye'de yaptı. Ve bütün dünyaya Türkiye'den satıyor. Know-how'u Türkiye'de. Bir başka firmamız artık dünyaya bilgi satıyor. Burada Ar-Ge'sini yapıyor. Prototipini üretiyor. Ar-Ge'sini tamamlıyor. Ondan sonra ürünün fikri, mülkiyet haklarını, dayanıklılık testini her şeyini geçiyor. Hepsini yapıyor. Ondan sonra burada üretmeyebiliyor. Dünyaya satıyor. Bilgiyi satıyor. Artık Türkiye Ar-Ge merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri sayesinde bilgi satan ülke konumuna geldi. Şimdi bunu hızlandırmamız gerekiyor. Katma değeri yüksek. Şimdi düşünün yazılımda. Bu anlattıklarınız yerli otomobilin çok çok ötesine çıkmış durumda. Bizim şimdi yerli otomobil bunları tetikleyen en önemli projelerden biri. Oldu. Ve onlarla biz böyle bakın burada, yol açıldı diyorsunuz. Şimdi herkes yeni otomobili başta Türkiye'de bir otomobil üretsin. Bir markası olsun diye baktı. Biz baştan beri böyle bakmadık. Evet Türkiye mutlaka bir marka üretsin. Türkiye yerli otomobili yapsın. Ama otomobil teknolojisinin paradigma değiştirdiği bir dönemde Türkiye teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke olsun. Eğer inşallah şu anda çok iyi gidiyor programımız, projemiz. İnşallah arzu ettiğimiz gibi sonuçlanınca Türkiye neyi kazanacak biliyor musunuz? Türkiye nesnelerin internetinde de bir oyuncu olacak. Geleceğin nesnelerin internetinde. Ne demek onu açar mıyız? Bu ne demek? Artık insanların birbirleriyle konuşması gibi cihazlar birbiriyle konuşacak. İki araç var yolda gidiyor. Bir tanesi ötekisine diyecek ki bak bana çok yaklaştın ha. Ve o da sürücünün kontrolü dışında hızını azaltacak. Bunu şu anda sensörlerle yapıyorlar ama sensörlerle yapmanın da bazı zorlukları var. Veya işte yani karşı taraftan sürücüler işe gidip gelip de okuyacak. Yani. Karşı taraftan gelen aracın farları uzunsa diyecek ki bak senin farın benim sürücümün gözünü alıyor. Hemen kısa fara geç. Ve o sürücünün şeyinin dışında iradesinin dışında kısa fara geçecek. Yani artık eşyalar birbirleriyle konuşmaya başlıyor. Nesnelerin interneti bu. Şimdi böyle bir çağda Türkiye bu nesnelerin internetinde üretici, geliştirici, teknolojiyi geliştiren bir ülke olacak. Aynı şekilde sensör teknolojisinde, batarya teknolojisinde, donanımda Alman firması çok daha uzun süre giden elektrikli otomobil ürettiğini açıkladı. Bizim elektrikli otomobilimiz onunla yarışabilecek mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok nefesli daha, sordum. Çok da güzel sordunuz onu söyleyeyim. yani elektrikli otomobilin menzili bataryasıyla alakalı. Şimdi biz orada birim kilowatt saat bataryayla ne kadar gidebiliyorsun ona bakarız. O açıdan da şu anda bizim elimizdeki teknoloji, Türkiye'nin kendi teknolojisi dünyayla yarışabilecek noktada. Tabii şu anda TÜBİTAK'taki bizim teknolojimiz dünyayla yarışabilecek noktada. Hatta şimdi dünyada az yapılan araştırmalardan bir tanesini de TÜBİTAK yürütüyor. Nedir? Ya bu işte yine batarya teknolojisiyle ilgili. Magnezyum nikel kobalt teknolojisiyle şu anda çalışma yürütüyoruz. Bataryayı mesela ürettiğinizde sadece yerli otomobilde kullanmayacaksınız. Her yerde. İnsansız hava araçlarında, evet. Cep telefonlarında, uyduda, hatta evlerde. Aslında yani Batuhan konuyu açtığı için söylüyorum otomobil konusunu. Şimdi gelirken şöyle bir haberlere bakayım dedim ne var ne yok. Dolar, petrol gidiyor yani.
30 dolar. 30 dolara kadar oluyor. Düştü. Son 18 ayda %73, %75 değer kaybetti. Ama Nuri Bey hep öyleydi dolar. So 2011'den itibaren çıkarttılar. Petrol. Fakat 30-25-30 dolardı. Öngörü şu, yani belki Sayın Bakan'ı da çok ilgilendiriyor işte o tercih. Hı-hı. Söylüyor ya, yani o kadar hızlı değişiyor ki, öyle bir dönemdeyiz ki. Çok elektrikli otomobil geride kalacak. Yani, petrolü doldurup gidelim diyor. Şimdi petrol aşağı gidiyor. Hayır, şöyle. Yani, benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Petrolle 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği gün petrolün varili 23.1 dolardı. 2002 yılında. Hı hı. 2007 yılına gelindiğinde 147 dolara çıktı. Sonra çok dalgalı bir seyir izledi ama benim şahsi kanaatim petrolün fiyatı uluslararası piyasalarda sadece arz talebe göre belirlenmiyor. Siyasi olaylarda petrol fiyatını doğrudan etkiliyor. Rusya'nın durumu çok. Yani dolayısıyla 147 önümüzdeki... dolara çıkınca Nuri Bey Rusya dallandı budaklandı galiba. Ondan sonra da dünyaya göz dikmeye başladınız. Yani. Evet. Ondan sonra şimdi önümüzdeki belki 2 yıllık süre içerisinde fiyatlar maksimum buralarda olur diye düşünüyoruz. Yani bunu herhalde Türkiye'nin bir fırsata dönüştürmesi bunda lazım. Bunda etkisi var tabii. Herhalde yani İran'ın ambargosunun kalkması... Arz İran ambargonun öbür taraftan olması... bir de Amerika'nın hakikaten petrol ihtiyacı giderek azalıyor. Amerika'nın olduğu gibi kaya gazına neredeyse. Şimdi bunun Nuri Bey bunu ekonomik olarak gerekçelendirebilirsiniz. Evet. Doğru. Ama bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce bugün 20 doların altını görecek diye rapor yazan bir firma uluslararası ekonomi finansla ilgili bir firma petrol 200 doları geçecek diye yazmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Shell gaz o zaman da kaya gaz Amerika'da vardı. İran'a ambargonun sinyalleri yavaş yavaş yavaşlayacağının... Hayır ben bana bu göstergeler ne kadar geri dönerse dönsün artık 50 dolarları falan 10 yıl sonra geçmesi artık zor Nuri Bey, gözüküyor. Ya. Hiç belli olmaz. Bu konularda hiç iddialı olmamak lazım. Ama 23 dolardan bakın 23.1 dolardan 2002'de 147 dolara giden bir şey. Ama o çok bir şeydi değil mi efendim? Beklenmedik bir şeydi. Yarın olmayacağının garantisi var mı? Yok tabii ki. Yok. Yarın uyanırız. Şimdi bu işin ben ekonomik yönü kadar hatta daha fazla siyasi yönü olduğunu. Sanayi bakanısınız. Bu şu açıdan beni ilgilendiriyor. Dünya sanayide petrole bağımlılıkta nereye doğru gidiyor? Şimdi bakın şöyle. Dünya hızlı bir şekilde fosil yakıtlardan sıyrılmaya çalışıyor. Yenilenebilir enerji, güneş gibi, rüzgar gibi, hidroelektrik gibi yani su enerjisi gibi alanlarda kaya daha fazla yatırım yapıyor. Bu kaya gazı da fosil yakıt olarak adlandırılıyor. Yani sonuçta bir yaşanabilir bir dünya için yani çevre hassasiyeti dolayısıyla işte dünyanın karbon salınımının ağır yaptırımlar tabii şimdi düşünün yani. Geçen iklim zirvesinde eğer hiçbir tedbir alınmazsa bugünkü trendle giderse 100 yıl sonunda bu yüzyılın sonunda karbon salınım dünyadaki sıcaklık 4 derecenin üzerinde artacak. Ve bu da pek çok şu anda kara diye gördüğümüz yerin deniz altında, sular altında kalmasına doğru. sebep olacak. Tedbir alınırsa 2 derecenin altında tutulabilir. Bu iklim zirvesinin temel amacı oydu. Dolayısıyla şimdi dünya hızlı bir şekilde fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji, temiz enerjiye dolayısıyla gitmeye çalışıyor. Yakıtların önemi azalacak. Bu fosil yakıtların önemi azalacak. Tamam. Ama bu da tabii fosil yakıtlar da dünyada sınırsız değil. Doğru. O da var. Bundan 10 yıl önce petrolün ne kadar ömrü var? Dünyada petrol rezervleri azalıyor, hızla azalıyor. Evet. 25 yıl diyen vardı. Evet, o 25 yıl dendiği dönemde bugünden zannediyorum 15 yıl önceydi. Evet. Yani 10 yıl kalmış tabii, olması lazım. Eğer normalde 10 yıl daha kalmış olması lazımdı. 10 yıl sonra bir anda petrol bitecekti güya. Ama olmadı. Ama işte olmadı. Bakın bakıyorum siz de bütün argümanlarınızı Sanayi Bakanı olarak onlardan uzaklaşıyorsunuz. O fosil yatıkla. Yani bütün, tabii tabii. Bütün, Türkiye olarak uzaklaşmak zorundayız. Tamam. Hangi gerekçeyle? Bakın dünyada sizin 3 gerekçeyle uzaklaşmak durumundayız. Bütün dünya sizin gibi düşünürse bu petrol tabii. fiyatları falan artmaz. Şimdi 3 gerekçeyle uzaklaşmak durumundayız. Evet. Öyle bir şey olmalı ki petrol bedava bile olsa insanlar yaklaşmamalı. Niye? Petrol fosil yakıt. Bunun çevreye verdiği zarar var. İşte bu son biliyorsunuz emisyon skandalından sonra doğru. dünya elektrikli araca daha fazla önem vermeye başladı. Ve otomobil firmaları
bu skandaldan sonra çok daha fazla bu alanı önemsemeye başladılar. Efendim? Yoksa size çok samimi bir şey söyleyeyim. Otomobil firmaları evet. Şey yapmıyordu. Elektrikli araca çok yönelmiyordu. Yönelmiyorlardı, evet. O açıdan baktığımızda Türkiye 3 açıdan. 1 çevre açısından. 2 ithalat bağımlılığı açısından. 3 bireylerin harcamalarının azaltılması açısından fosil yakıtlardan uzaklaşmalı. Efendim çok kısa sorabilir miyiz? Bu elektrikli mesafenin menzilin uzatılması konusunda Alman firmalarıyla yarışabilecek kapasiteye geldik mi? Çıkacak olan yerli otomobilin elektrik veya menzili onlar kadar iyi olacak mı? Burada menzili artırılmış elektrikli araçta menzil sorunu yok. Yok, tamam. Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla kullanılacak. Tamam. Ve biz işte bu yerli otomobili teknoloji geliştirme platformu olarak değerlendiriyoruz. Tamam. Bu iş ben bugün yaptım tamam 10 sene bana kimse yetişemez diye bir şey yok. Bugün yaptım bugün için yeterli. Yarın için yeterli değil. Ama dolayısıyla... Bunu ne yapmak durumundayız Batuhan Bey? Sürekli geliştirmek durumundayız. Böyle bir ticarileşme mekanizması olmazsa durmak Türkiye yok bu teknolojiyi siz. Geliştirmez. Durmak yok yola devam. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısı bugündü herhalde. Bugündü ama maalesef bu terör olayından sonra işte Sayın Başbakanımızın programına göre en kısa zamanda yapacağız. Bu efendim yeni TÜBİTAK bu şeyle beraber Ar-Ge reform paketiyle beraber yeni TÜBİTAK geliyor. TÜBİTAK 90'lı yıllarda yoktu. Aslında yeni diriltildi. Yani 2005'ten sonra kafasını kaldırdı. Yeni TÜBİTAK'la ilgili bize ne dersiniz? Yani... Yeni TÜBİTAK değil de TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılması diyelim. Ben ona yani... öyle söyledi aslında bugün Ömer Bey'le konuşurken. Tabii siz gazeteciler olayı reytingi de artıracak tarzda formülize ediyorsunuz ama biz bakanlık olarak TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılması tamam. olarak değerlendiriyoruz. Burada temel amacımız şu. TÜBİTAK destek mekanizmalarını kurgulasın. Hangi desteklerin verilmesi gerektiğini ve desteği versin. Ama destek alırken TÜBİTAK özel sektörün önünü kesmesin. Evet. Özel sektörün önüne bir engel olarak girmesin. TÜBİTAK'ın birkaç tane temel misyonu olsun enstitülerin özellikle. Bir, TÜBİTAK her Ar-Ge'yi yapan bir kurum olmaktan çıksın. TÜBİTAK nitelikli Ar-Ge yapsın. Bir, evet. TÜBİTAK temel Ar-Ge'ye yoğunlaşsın. İki, TÜBİTAK öncül Ar-Ge. Öncül Ar-Ge yapsın. Yani geleceğin teknolojilerinde TÜBİTAK Ar-Ge yapsın. Stratejik Ar-Ge. Stratejik, temel ve öncül Ar-Ge. Tamam. Bunun yanında TÜBİTAK ne yapsın? Sistem entegratörü olsun. Bir projeyi TÜBİTAK tamamını ben yapacağım diye demesin. Bir kurumsal taassuba girmesin. Yolu açsın. Özel sektörün yapabileceği Ar-Ge'leri özel sektöre versin. Orada biz özel sektörün Ar-Ge kabiliyetini, kapasitesini artıralım. Aynı zamanda TÜBİTAK bir proje yönetim mekanizması haline gelsin. Burada Türkiye, bakın Amerika'yı Amerika yapan bugün evet. özel sektörün Ar-Ge'sidir. Müteşebbisin Ar-Ge'sidir. Dünyada biliyorsunuz ilk buluşların pek çoğu Amerika'da gerçekleşiyor. Niye? Girişimcilik ekosistemi çok güçlü. İki, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi çok güçlü. Efendim? Doğru. Bu iki ekosistem, girişimcilik ekosistemi ve Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi güçlü olunca diğer bütün sorunlar çözülür. Süremiz bitti Nuri Bey. Yerli bitmiş. Otomobil nerede düşünüyorsunuz? O Baba Yiğit'ten sonra. Marmara mı? Bölge? Şimdi Konya mı? Baba Yiğit çıktıktan Güney sonra. Güneydoğu Anadolu mu? Baba Yiğit evet. çıktıktan sonra Baba Yiğit kendi hesabını iyi yapacak. Nuri Bey. Ve kendi tercihine bir saygı duyacağız. Tamam. Efendim işte bunlar içinde bir bu topraklarda yaşayan, bu toprakların havasını soluyan, ekmeğini yiyen birisi olarak herhalde bu yüzden de başkanlık sistemi bu ülke için çok önemli. Kesinlikle. Yani bunu gündemden düşürmememiz gerekiyor. Türkiye'nin 4-5 bin yıllık devlet geleneğinde Türkiye'nin en başarılı olduğu dönemler güçlü yöneticilerin ve güçlü liderlerin olduğu dönemler. Bizim yapımızda her milletin yapısı aynı değil. Bize güçlü liderler gerekiyor ve görev, yetki ve sorumluluk çok net olarak tanımlanmış bir anlayış gerekiyor. Bu bize en uygun, bizim Türk milletinin yapısına en uygun başkanlık sistemidir. Evet. Bunun hiç tartışması bana göre yok. Yani bazı endişeler olabilir, o endişeleri giderecek mekanizmalar kesinlikle bana kurgulanır. Endişeler tartışılmıyor, başka şeyler tabii, tartışılıyor. Şimdi Türkiye'de en büyük sıkıntımız ne? En büyük sıkıntımız semboller üzerinden biz tartışmıyoruz, savaşıyoruz. Evet. Doğru. Halbuki başkanlık sisteminin detayına inilse... Türkiye'de başkanlık sistemi yok mu? Var. Belediyeler başkanlık sistemidir. Tamam. Süreyi evet doğru efendim. Belediyeler başkanlık sistemi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam aslında keyifli bir program oldu, öyle değil mi Nuri Bey? Evet, evet. Keşke siyaseti değil de sadece teknolojiyi ve bilimi... İnşallah sizden sadece kendi bakanlığınızın alanlarını konuşuruz. Keşke inşallah. Hani böyle biz de Mars'a uydu göndermeyi konuşacağımız günler gelir. Aslında İnşallah. Konuşmadık değil, 7 Haziran'la 1 Kasım arasında bir programda bunu da konuşmuştuk. Evet. İnşallah onların detaylarını konuşacağımız günler de gelir. Sanayi ve bilim herhalde bu ülke için aslında nefes borusu, bu ülkenin önünü açacak en önemli enstrümandır. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Nuri Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Programı beraber hazırladık, sunduk. Efendim yorumu her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.